Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kur'an'ın bir gidişatı var. Galiba, herhalde, zannediyorum ki, ola ki demiyor. Kur'an'da hükümler kesin, hudutlar belli. Hiçbir zan tereddüt bırakmıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki bu. İnsanı tereddütlerden kurtarıyor. Biliyorsan net söyle. Zanla hükmetme. Biliyorsan. Bilmiyorsan karışma. Mesul olma. Kur'an'a bakın. Kur'an şöyle bir üslup yok. Zannediyorum ki, galiba ki, herhalde ki, olabilir ki demiyor. Bu budur, bu da budur. Bu böyledir. Bu da böyledir. Şu şöyledir, bu da. Bunu diyebilmek için ancak semavi bir yere dayanman lazım. Semavi bir yere dayandın mı? Rahat ediyoruz. Diyorsun ki burası. Bana öyle diyorlardı. Nurcuların Vehhabisi. İfrat. Ne oldu şimdi sonra? Vay nereden bildin? Laikalardan söylüyorum. Hani bu akşam gene laikada yapacağım size. Ve çalışarak geldim size. Bak. Ha? Bu demiş kardeşim, demiş. Ya sarahaten, ya delaleten, ya remzen, ya ima, ya telvi, remz. Mertebelerini bir tanesiyle söylüyor. Ahiret mesela. Tahmin olur mu? Hadi bakalım. Bugün Kastamonu'da dolaşacağız. Saat nerede? Fatih nerede? Burada mı? Karşı. Ha ben karşı göreyim. 9'u çeyrek geçiyor. En geç onun çeyrek geçe. En geç. Kastamonu'da dolaşacağız. Sabit bir şey yok. Sabit bir yerde takip etmeyeceğim. Belki bir tanesi ilginizi çeker. İşinize yarar. Hemen bir tanesiyle giriyorum. 265 Kastamonu. Telefonu açık olanlar varsa, itfaiyeci olanlar, doktor olanlar, evinde acil hastası her an onu arayacak. Ona ihtiyaç varsa biz bağnaz değiliz. Derse saygılı olun diye söylüyorum. Evde hastası var, acili var. O kapatmaması lazım. Kapatma. Tamam, titreşim abi. Tamam. Onlar serbest. Ama hakikaten böyle bir şey yoksa titreşime dalma kapat. Sual 265 sözler. Kastamonu. Üçüncü sual. Bazı mütedeyin zatların, bakayım sizi alakadar ediyor. Bazı mütedeyin dindar zatların dünyada haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Sizde yok da ama malumatınız olsun. Bir daha. Bazı mütedeyin zatlar ciddi. Bunun tersi de olur. Eyvallah. Bazı mütedeyin zatlar dünyada haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmene nedendir. Ne dedi arkadaşlar? Abdullah ne dedi şimdi? Bu soruda ne anladın abi? Bazı dindar kişilerin hanımları yüzünden geçim sıkıntısı, anlaşamamazlık, uyuşamamazlık sıkıntısı çekmesinin sebebi nedir? Evet. Tamam abi. Ya nedir yani böyle? Acayip bir dünya ya. Ya geldik zaten 3-5 kuruş, 3-5 kuruşluk gideceğiz yani. Kaç gün duracağız ki? Ama neticesi çok ciddi. Yani ezeli ne anlıyorsun? Ebedi hayatının çekirdeği burada oluyor. Ebedi gözünü bu gözün oluşturacak. Ebedi hayatını hayatın oluşturuyor. Ebedi ve ezeli ruhunu buradaki ruhun oluşturuyor. Yani dünyadaki hayatın. Yani ne kaldı ki? Ya böyle bir hayat olur mu? Bir tarafta hastalık, bir tarafta musibet, ev hadisesi, geçim derdi. Ya böyle bir hayat,
hakikaten çok garip ya. İnsanın şahsiyetine yakışmıyor bu. Böyle bir hayat. Yani insana uygun değil. Ebed isteyen, sonsuzluk isteyen, cihazları ebedi gösteren, ya bir tepesinde yetmiyor, tepemin arkasında cehennem tehdidi, arka tarafında cennet ümidi, ön tarafımda kabir, arkamda aslan, sağımda solumda musibetler, hastalıklar, böyle bir hayat olur. Ben olmuyor. Belki şey kızacaksınız bana ama ben bir şey yapamıyorum ya. Zaten gündem onun için getiriyorum. O zaman bu hayatta başka bir şey olmasın lazım. Böyle elma yemek için, yani yatakta yatmak için, araba sürmek için, para kazanmak için, villa yapmak için hakikaten değil. Bak, arkamızda cehennem tehdidi var. Var mı tepemizde şurada? Arkamızda bir tane cennet ümidi de var. Böyle. Önümüzde kabir var. Arkamızda ne var? Ecel aslanı var. Sağımızda hastalıklar var. Solumuzda belalar, musibetler var. Böyle hayat yaşanır. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar, bu hayat bu ait için değmiyor. Bu hayat için değmiyor. Bu gözü bu hayat için değil, bu gözü öyle kullanacağız ki ezeli ve ebedi bir gözün çekirdeği olsun. Oradaki kasırları bu gözün kullanışına göre verilecek. Bu gözü nasıl kullanıyorsak bu dünyada, bu kafayı nerede nasıl kullanıyorsak orada da devam. Ezeli ve ebedi. Ezeli ebedi arkadaşlar ne anlıyoruz? Ezeli ve ebedi. Ha, şimdi tepemizde bunlar var, önümüzde arkamızda bir de ya mutedin, dindar adam. Karısı dünya dar. Dünya dar, dini dar. Dünya dar ne anlıyoruz? Dünya dar. Enes ne anlıyorsun abi? Dünya dar. Dünyevi istekleri çok olur. Evet, dünya istekleri. Şükrü nerede? Evet. Sadece dünya düşünün abi. Sadece dünya. Bak ben iki tane şey anlıyorum. Dünya dar. Sırf arzuları dünya olan. İkincisi, dünyayı da bilmiyor. Dünya ona dar. Dünya dar. Nereye koyarsan koy. Dar geliyor. Yani fıtratın burada arıyor. Herhalde anlaşıldı. Bu eşimizden dolayı niçin bu imtihanı, bunlar, sıkıntılar başımıza geliyor. Hanım da düşünürse kocası için düşünür. Gelen cevap. Sırf bu değil ha bugün konumuz. Bunu birkaç dakika sonra keseceğim, başka şeye geçeceğim. Yani anladın. Bir daha devamı yok. Mutedeyin zatlar, dindar kişiler, kişilikler, diyanetlerinin muktezası böyle serbestiyeti nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mutebakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Bir de okuyorum cevabı. O mutedeyin zatlar, soracağım ne anladık diye. Abdülaziz dinliyor mu abi? Soracağım şimdi sana. Ona geldik hemen soru soracağım. Mutedeyin zatlar, istiyorum ki böyle atölye çalışması olsun. O mutedeyin zatlar, diyanetlerin muttezası, dindarlıkların gereği, böyle serbestiyet insan zamanında, kadınların serbest oldukları dönemde, sizin çamaşırınızı bile hanımınız alıyor. Bu kadar. Çarşı, pazara sizin için. Kendisi için başka. Hani kendisi için? Sizin çorabınızı bile o alıyor. O gidiyor. Çarşı, pazarda, serveti.
Serbestettin İsvan. Yani Serbestettin İsvan deyince sizin alakası yok canım diye bu misali verdi. Böyle Serbestettin İsvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarında o kadınların eliyle tokat yemelerini kader müsaade. Yani o kadınlar dünya istiyor. Birinci derecede dünya. Sonra dünya. Sonra bak dünyamıza yarayan din. Dünyamıza yarayan din şu. Hastalık olacak, kanser olacağız, öleceğiz. Ölülerimiz olacak, biz de hasta. Nereden teselli bulacağız? Dünyamız zehir olacak. Dünyamızı zehir edecek. Ha, dünyada güzel yaşamak için bir teselli kaynağı lazım. İstepne lastik. O da din olsun. Komşumuz kanser olunca ne yapacağız? Korkacağız. O Allah var falan. Tesbih alacağız o gece. O gece televizyonu açmayacağız. Ertesi gün devam. İstepne lastik. Kanser olabiliriz. Mezarlık olabilir. Tamam. Böyle şeylerde bir lastiğimiz patlayınca o lastiği takarız. Şimdi bu dünyada kadınların dünya perest arzularını yerine getirmek adına hayata bütün her şeyle saldırmış. Ondan o hatalarının cezası olarak o kadınların eliyle tokat yiyorlar. Kader müsaade ediyor. El cezau min cinsil amel. Herkes düşünsün ben de dahil. Hangi sahada ceza şu anda sıkıntınız var? O sahada suç arayın kendinizde. Dünyaya muhabbetin değişik bir versiyon değil mi abi işte? Evet. Dünyaya muhabbet diyor, hataların başıdır diyor. Evet. Onun için de aksiyle tokat. Evet, acayip bir şey. Sıkıntı çekiyoruz. Abi geçim sıkıntısı, abi evde huzur yok. Evde huzur olmuyor. Niçin huzur olacak? Evde kimse yok ki huzur olsun. Kadın çalışıyor, sen de çalışıyorsun. Akşam gelince yeniden ısıtacaksınız kalorifer. Yani huzur olması için o sıcak olması lazım orası. Kadın çalışıyor, sen çalışıyorsun. Huzur arıyorsun. Kadın eve para getirdi mi? Çok kızacaksınız ama kızmayın. Bana kızmayın. Sizin alakası yok. Cemaatin dışına koyuyor. Cemaatin içine. Kadın eve para getirdi mi? Eve para getirmiyor. Asit getiriyor. İstisnalar var mı? Vardı. Emniyet sebebi koymasın patlar. Evet. Ki doğrusu yani. Emniyet sebebi. Mesela dul kadındır. Geçim şeyi vardır. Yok iki taraf hakikaten adam şey yapamıyor. Şey değil. Hastalanmış belinden şundan. Ya zaruretler başka. Ama yok villa alacağım, yok apartman alacağım, yok bilmem ne alacağım diye kadın çalıştırılmaz. O zaman huzurda taviz vereceksin. Çünkü niye? Sen para getiriyorsun, o da getiriyor. Nasıl hükmedeceksin ki? Sen ben de ben. Olur mu öyle şey? Nefis Allah'a demiş. Nefisi cehenneme atmış Cenab-ı Hak. Demiş ki sen kimsin? Nefis demiş ki sen sensin, ben de benim. Sen sensin, ben benim. Ne zaman ben senin aciz bir kulunum. Sen benim Rabbi Rahim'imsin dedi. Ne zaman dedi? Aç bırakınca. Para kazanırsa, aç bırakmazsan sana ikat ediyorum. Karnımızı doyuramıyoruz abi diyor. Tamam bak orada ama. Sen şimdi karnın tok olursa sana nasıl ikat edeceksin? Nefsin yapısı bu kardeş. Aç kalınca nasıl itaat ediyor? El fren çek, takos koy. Şimdi 264. Valideler bu asırda, konu değişti. Şimdi anneler. Valideler bu asırda bir aşılama suretinde aşılama. O ona. İşte sanki şırınga yapıyor. Aşı var ya aşı. Ne yapıyormuş validele? O ona söylüyor, o da ona söylüyor. Aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki şefkatlerini yanlış kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye
evladım, şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Sanki farz, vacip. Hiç merhamet etmeden o körüm saatinde kaldırıyor. Hiç acımıyor. Tamam, lazım. Tamam, kaldırdın. Pazar günü, ah evladım. Baba diyor ki, lan namaza kaldıralım da. Olur mu ya, biraz yatsın ya hafta sonu ya. Bu uykudan sonra şey yapar ya. Mektebe gelince, kaldır kaldır kaldır. Babası kaldırsana ya. Ya çok güzel yatıyor, bırak çok güzel. Akşam yatar. Mektep için acımasız. Din için şefkat. Niçin camiye dershaneye gönderirsin? Hocası, amcası çok ağır oluyor. Hem okul dersleri, hem Kur'an dersleri ağır oluyor. Onun için tatilde inşallah. İstekte lastik, din. Boş kalınca ne yapacağız? Şimdi bazıları da şöyle derse geliyor ya. Sizde yok da. Ulan ne yapacağız ya şimdi bu akşam? Doğru dürüst bir dizi yok. Maç yok. Karıyla kavga etmek derse. Ben derse gidiyorum. Yapacak bir iş yok. Artık bunu yapalım. Öyle derse olur mu? Olur da bizimki uyduruk olur işte. Arkadaşlar, bilgi sorunumuz hiçbirisi yok. Ben burada konuşarak yani Risale'nin hakikati ibraz ediyorum da. Artık hepinizin elinde var. Burada bir şahsı manevi oluyor. Bilgi toplama dönemi çoktan geçti. Eylem dönemi. Bildiğimizi yaşayacağız artık. Yaşayacağız arkadaşlar. Duymayla olmuyor. Ders bitiyor. Dersin konusu hiç işlenmeden, ders biter bitmez sanki peynir keser gibi. Hemen başka hemen konuya geçebiliyorsa bir insan, şu derste ders yapılıyor. Ders bitiyor, Fatiha diyoruz, çayda sanki peynir keser gibi hiç konuyla alakası yok. Yani ne haber lan? Arabanı kaçak gitti ya, işler nasıl? Lan hiç helikopter, uçak gibi böyle bir meyli yok mu bu işin ya? Uçak gibi bir kalkışı yok mu? Ondan sonra nurcuyuz, garanti cennetteyiz. Ya tarikatçıyız, garanti. Şeyh beni götürecek ya. Nurcuyuz, şahsı manevimizi götürecek kardeş. Ya onu anlat takkime. Sen de, ben de öyleyim. Eylem, eylem. İslam eylemdir. İslam itikat değildir. İman itikattır. Allah'a iman itikattır. Peygamber'e itikattır. İslam ise itikat değildir. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil. Orucu tutmak. Tamam. Zekata inanmak değil. Zekatı vermek. Eylem. Uzak duracaksın kardeşim aramdan. Öyle yok. Dersten çıktın, abi aç televizyonu. İnternette muhtel ol, çıkma. Haftada bir nasıl geldiyse gel. Öyle bir şey olur mu ya? Eylem dönemindeyiz. Öyle bir şey yok. Bak ne yapmış? Valideleri bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki. Dün arıyor. Her gün ya. Her gün. Evli olsam bir derdim olurdu. Tamam mı? Binlerce şeylerle meşgul oluyorsun. Şikayetçi değilim ama kızıyorum. Diyor ki, büyümeden yaşlandılar çocuklar. 6 yaşında diyor ki, laf dinlemiyor hırçın. Dikkat dağınıklığı bilmem ne yapıyor. Sanki duvara diyorsun. Tamam, saydı saydı. Hiç anlayış yok, şey yok. Oturdu yerde hırçın, laf dinlemez, asabi. Bir şey dediğim zaman çorabını çıkarıp bana fırlatıyor. Yastık bunca yastık. Bir şey babası gelince yere vuruyor. Neler sayıyor? Gel cevap. Ne dedim biliyor musun? Televizyona, tabletlere, cep telefon oyunlara çocuğa koydum. Başından def etmek için. Lak lak yapmak, dizi seyretmek için birilerle. Veya ha buraya koydum çocuğu. Hadi yavrum dizi, çizgi film seyret. Beyin sömürüldü. Cep telefonuyla kamera çeksem. Cep telefon biter mi? Biter. Ses çeksem biter mi? Biter. Yani ne yapsam telefonda biter değil mi? Telefon bedendir. Bu enerji ruhun enerjisidir. Bu çocuk tabletle
Bu çocuk televizyon çizgi filmle enerjisi boşanıyor. Onu sen bak kamera çekebilmesi için enerji harcaması gerekmiyor. Bu çocuk tableti seyretmesi için şua gitmiyor mu göster? Enerji harcamıyor. Her sizin nasılca söyleyeyim ya. Yani kamerayı çekerken batarya bittiği gibi bu çocuk bunu seyrederken böyle yaparken oynarken çizgi filmse bu gözden şua gitmiyor mu? Gidiyor gidiyor sömürüyor sömürüyor sömürüyor. Elektrikçi burada. Şimdi bu eve sanayi bir makine bağlasak kablo ne olur Abdullah? Yanar sipsiyah olur ateş atar. Yani büyük bir torna tezgahını koysa şey taksa. Ya kardeşim sanayi sömürüyor yani. Sömürünce kablolar yanar. Çocuğun kulağı sömürüyor. Gözü sömürüyor. Aklı sömürüyor. Dikkati sömürüyor. Hissiyatı sömürüyor. Latifeleri sömürülüyor. E nasıl yapsın bunu? E dedim ki çocuğu büyümeden yaşlanmış, bitirmişsin. Ne yapacak şimdi? Bizde de bir kimi sihirli derneği varmış. Hani derler ya sihirli derneği. Alaaddin'in ha. Alaaddin sihirli derneği varmış benim. Ben de okus pokus. Oradaysa çık dışarıya. Kolduysa gel çocuğa. Enerjisini dol. Tamam. Ne yapacak? Tamam çocuğu okuduk düzeldi. Ne yapacaksın? Gene değiştirecek misin? Gene ona muhtara çıksın. Dedim ki çocuk düzelse. Bunu söyle kabul etti. Çocuk düzeldiğini kabul edelim. Sen o çocuğa bu davranışından vazgeçecek misin? Kim küm. O zaman niye düzelsin ki? Düzelse zaten bozulacak. Bir tane söyle dedi. Abi dedi babama dua eder misin dedi kanser dedi. Kaç yaşında dedim 54 yaşında. Dedim ki baban namaz kılıyor muydu? Yok dedi. Seni vicdanına soruyorum. Baban düzelse Allah şifa verse kanser de çıksa namaza başlayacak mı? Başlamaz abi dedi. E niye yaşayacak o zaman gitsin arıyoruz. Niye yaşayacak ki? Tam da namaz yok niye yaşayacak? Sen bana söyle mi niye yaşayacak? Bilmem abi. Kapat o zaman telefonu. Öyle biz tamam ederiz öyle ben yapamıyorum. Diyorsam ediyoruz. Hakikaten öyle sokak lafı yok bende. Sana dua edeceğim diyorsam ediyorum. Allah'ım kime söz verdimse, kim bana dua ediyorsa, kimin bende hakkı varsa, kime inşallah demişsem, kim hizmet imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi yüklenmişse, insi ve cinni şeytanları şerinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eyle, onları ve beni cin, şeytan, ervah, habise, mevad-i şerre ve nefs-i emareli ve vesvesesinden hıfz-ı emin eyle. Amin. Amin. Böyle demeseydi bu ezber olur mu şimdi? İnşallah demişsem, inşallah da herkese demem. Ha şimdi baba düzelse ne olacak? Bak şimdi, 6 yaşındaki çocuk, bitmiş ya. Şöyle diyeyim, çocuğunuza bakın şimdi. Çocuklarınızda masumiyet var, günah yok. Ama nuraniyet yok. Solmuş çiçek gibi. Solmuş beyaz. Nurani tatlılık yok çocuklarda. Çünkü bitmişler. Nuranileri gitmiş. Evet, safiyetleri var. Günahsızdırlar. Masumdurlar. Nuraniyetleri yok. Mesela senin çocuğunu bildiğim için söylüyorum. Bugün iki defa hatırıma geldi. Allah hepinizi, Müslümanların çoluk çocuğunu Allah insi ve cinni şeytanlar şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Abdullah senin o bebeği. O pembesi, o nuranili. Nerede ya? Nerede o? Şey yani aynı kağıt gibi olmuşlar. Olmuş çocuk ya. Çocuklar suç yok, senin suçun. Gayrimüslimlerde gördüm abi bunu ya. Çok fark ediliyor. Çocuk da olsa edinmemesi lazım diye düşünüyordum. Şimdi siz söylediniz. Evet. Yani Almanya'dan geldiği için yedi de. Çocuklarına bakın gayrimüslimin. Kağıt gibi. Bembeyaz. Nuranilik yok. Sevincenlik yok. Onun için soğuk. Fakat bizim çocuklar da buna benziyor. Kardeş, insan değişken midir? Değişkendir. Köpek değişken midir? Değildir. Bir sahibi köpeği dolaşırken sahibi köpeğe benziyor. Anadolu'nun bir sözü var. Mal sahibine benzer. Çocuk neyi seyrediyorsa ona benziyor. Sirayet ediyor. Bir tane de çarpıcı örnek vereceğim geçeceğim.
Bir başkasına sorun. Eşiniz de mahreminiz birisi olsun. Eşiniz de sen senelerce yaşaya yaşaya uyum varsa, aranızda sevgi varsa erkekle kadın birbirine çok benziyor. Simalar. Çok benziyor. Süleyman Demirel ile Nazmi Demirel kardeş gibiydi abi. Yan yana koy. Aynı Süleyman Demirel ile kim karşı neydi? Nazmi. Kardeş gibi miydi? Yan yana koy. İkisi de gerçekten ikiz kardeş gibi. Bu kadar benziyor. Yani. Birbirini samimi sevenler, birbirine sirayet var. Bak nurcular birbirine çok benzer. Tarikatçılar birbirine çok benzer. Mahmud Efendi cemaat birbirine, her cemaat birbirine çok benzer. Ha, evlilikte de eğer sevgi varsa, iticilik yoksa birbirine sirayet var, geçişler var. Bu kadar anlattıktan sonra bak, valideler bu asırda bir aşılamak suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir. Şunu da demeden hemen geleceğim. Çocuğa oyuncak alan anne baba kim biliyor musunuz? Ben televizyon, dizi, maç seyredeceğim, başımdan defol. Diyen tiplerin, diyen tiplerdir. Çünkü çocukla oynamıyor, çocuğa bir oda vermiş mezarlık. Orayı da tıkıyor, o mezarlık, oyuncak mezarlığı. 20 sene önce burada da demiştim değil mi Mehmet? Ve demiştim ki, tencere kapağıyla siz oynayın. 20 sene önce. Sen bekardın. Buradan kapı giriliyordu. Tencere kapağıyla sen oyna ama sen ol. Kendini ona ver. Onu def etmek için çocuğu koyuyorlar çizgi filmin önüne böyle paket gibi. Kendisi ya birisiyle laklak yapıyor birisiyle veya dizisini seyrediyor. Ya telefonuyla oynuyor. İlgilenme yok. O çocukta hocam ne yapacağız bu çocuktan? Yok. Bende okus pokus var. Ey ondan çıkan nuranilik, ey ondan çıkan maneviyat, saygı, hürmet, edep, haya, gel buradaysan, gir o çocuğa. Böyle yapsan dedim, garip garip de bakıyor, böyle şey dinliyor. Çocuk düzeldi, 2 sene önceki hale geldi. Gene dedim ne yapacaksın, aynı yapmayacak mısın? Aynı yapacağım. O zaman düzelmesin. Valideler bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarının dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. Siz Hatay'da bir yaşlı bir kadın görmüştünüz abi, hatırlıyor musunuz o? Neydi, hangisi? Böyle sırtında odun çıkartan yaşlı bir kadın. Kırıkan'da 3 tane çocuğum var. Birisi profesör Amerika'da falan demişti size. Biri doktor demişti. Biri profesör. Birisi de gene hakim miydi? Öyle bir şeydi yani. Hani siz demiştiniz acaba ne hata yaptın da sen bu hale geldin falan. Ya. Hatırladın mı? Hatırladım. Etkilendim. Ve ellerini yere koyuyormuş abi. Yani beli bükülmüş, çıkamıyor. Ancak ellerini yere koyarak devam edebiliyor. Şeyde su kutlu soğuk suyun orada. Katıp açtım arabayı, çektim. O kutu soğuk su var ya, çok etkilendim. Oraya gittim şimdi de. Fesubhanallah. Arabayı çektim, kadın o şeyle dizlerinin üzerine o yokuştan eve çıkıyor. Dere yatağından çalı çöpleri topladı. İşte Amerika'da bilmem nerede oğulları var. Hepsi terk etmiş. Haber bile alamaymış. Evet, haber bile. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyor. Bilmiyorum dedim. Peki dedim, anacığım sen ne yaptın? Anacığım dedim, şu köy camisi sizin mi? Evet, hiç gönderdin. Hiç camiye gönderdin. Götür kardeşim, seni rahat seçip götür. Götür bir yere, götür. Heh. Ya. Ne yap? El ceza min cinsilame. Hep çocuklukta atla değil mi? Koydu. Aşırtı yaşlı kadına böyle bir sildi terini. Hiç dedim, bu cami kimin dedim, hacı anne? Bizim evladım. Peki hiç gönderdin mi camiye, kursa? Hiç din verdin mi?
Hiç ses yok. Ama okula kalkması için ne kadar saatler kurdun. Saat de belki yoktu. Saat de yoktu, sen yatmıyordun. Saatini geçirmeyeyim diye. Oğlum nereden biliyorsun? Saat yoktu ki, biz dedi yatmazdık. Oğlumuzun beklerdi ki, saatlerini kaçırmayalım. Şimdi çalı taşıyor o yaşta. Gelse bile nereden attı? Bütün kuvvetleriyle evlatlarım dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. Şey, ya Allah Allah ya, bu din sonra olur ya diyor. Din sonra da olur. Evlenirken bile evlendirirken kızı. Evi var mı? Var. Babası var mı? Var. İşi var mı? Var. Dini var mı? Sonra olur. Namazı var mı? Sonra da olur ya. Parası sonra olmaz mı? Olmaz. Şimdi olacak. Evi sonra olmaz mı? Olmaz. Ayrı oturması gerekmez. Sonra ayrı otururlar. Hayır. Şimdi ayrı oturacaklar. Namaz. Ya olur ya. Gençtirler daha ya. Bir tanesi Hasan abi. Çocuğu methediyor, evlenecek olan kişiyi. İçkisi yoktu, kumarı yoktu, hiçbir kötülüğü yoktu. Ama çok yalan söyler. Hiçbir kötülüğü yoktu. Hiçbir kötülüğü yoktu, çok yalan söyler diye methediyor. Hazreti Ali der ki, bir insanda bir sıfat görürseniz, onun türevleri de onunla beraberdir, şüphelenmeyin. Bir insan yalan söylüyorsa vefasızdır ve sahtekardır. İki sıfat onun türevidir. Yalanın türevidir. Yalancılar vefasızdırlar. Yalancılar da sahtekar, aldatırlar. Öyle dün akşam ders yaptık. Sıfatların türevleri. Ustad da şey söylüyor bunu. Uhuvvet Risalesi'nde, mektubatta değil, ufak var ya cep boy. Onun arkasına bu mektup konmuş. Sıfatların türevleri. Mesela 23. sözden söyleyeyim. Aczı gösteren gururun ile, zaafı gösteren tekebbürün ile, yok, aczı gösteren gururun ile, zaafı gösteren tekebbürün ile, ondan halka kendini müdike yaptın diyor. Alay vesile yaptın. Yani aciz adam, aciz adam, acizi nasıl bastıracak? Kibirlenecek. Kibirli adam aciz adam. Yalan söyleyen vefasızdır ve sahtekardır. Yalan zaten, Üstad ne demiş? Yalan, lafzı kafirdir. Ne demek lafzı kafir? Kafirin sözüdür. Kafirlerin kullandıkları yöntemdir. Yalan niçin kötüdür? Çünkü kainatta vücudu yoktur. Yalan kainatta karşılığı yoktur yani. Varlıkta karşılığı yoktur. Adem mi? Adem'e çalışıyor. Yalanın kainatta karşılığı yoktur. Esma-i inkar değil mi abi? İşte. Kainata tezahürat. Hatta mütedeyyin de olsa, yani hep laikalardan çıkartıyoruz abi bunları. Hani oku oku gidelim dedim var ya laika. Ama birinci ders yapıyoruz. Hatta mütedeyyin de olsa, Kur'an ilimleri, Kur'an ilimlerin okunmasından çekip dünya ile bağlarlar. İlk önce dünya, sonra yine dünya, sonra dünyaya yardım eden din. Dünya ile bağlarlar, işte bu şefkatin bu yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Öyle çalıyı taşırsın. Ya kader, bu hatasından anne baba o çocuğunda hayır görmüyor. Çocuğum hayırsız çıktı. Hayırsız yetiştirdiğin için. El ceza min cinsil amel. Şey olmuyor mu istisna? Oluyor. Hakikaten baba, anne, zalim, çocuk nurları tanıyor, dindar oluyor. Oluyor işte. Bu da merhamet ilahiye. Çocuğa merhamet. Ta anne baba mesuliyetini vermesin diye. Ya. Peki.
263. paragraf 5. Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken, takarrur ve tahakkuk eden şirketi manevi uhreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirt binler dil ile, kalpler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Yani nur talebelerinin bir araya gelmesiyle bir şahs manevi oluyor. Yani düşüncelerden çıkan o hava, kalpten çıkan o maneviyat burada bir yekün teşkil ediyor. Bunu anlamanız için söyleyeyim. Bak şimdi, bakın etrafınıza. Şuradaki bir atmosfer sizin evinizdeki ders salonu, salonunuzda var mı? Yok. Fatih vakıf. İkinci katta yatıyor. Senin ders çalıştığın yere bak, hayal et. Şu şuraya bak. Aynı. Burası çok farklı. Burası boşken bile farklı. Çok. Siz gittiğiniz zaman, bazen en son ben çıkıyorum. Hepiniz gittiğiniz zaman yukarıdan sohbet ediyoruz arkadaşlarla. İnerken buraya uğruyorum, şuraya duruyorum, anlamam geliyor. Çünkü diyordum, bir saat önce orada ders yapıyordum. Ben oradaydım. Hepiniz buradaydı. Ama hiç kimse yok. Bana küçük bir kabir geliyor. Çok acayip etkileniyorum. Son zamanda bir şey oldu böyle. Sizi belki paylaşayım, istifade edersiniz. Belki işiniz yarar. Ben kendi bu vücudumu böyle tahtadan bir düşünün. Tahtadan. Tamam, içi boş. Vücudum var, organlar yok. İçinde bir karınca düşünün, dolaşıyor. Şimdi ben, şu anda ben, o kadar ufaldım ki karınca gibi, vücudumun içinde böyle sanki karınca gibi, böyle kendimi bayağı yalnız ve misafir şey yapıyorum. Yani bir halet mi acaba, tuzak mı? Bir karınca, o maket, maketin içinde dolaşıyor ya. Böyle hakikaten herkes burada. Bakıyorum, şeytan burada, cinler burada, melekler burada, arş burada, kürs burada, cennet burada, cehennem burada. Öyle bir geçit kavşağı. Bir tuhaf, namaza durunca sanki kutunun içerisinde bu kutu, burada hani delikte fareler çıkar ya böyle. Yani buradan birisi delik burada, o ne diyorsun falan. Bir oradan koşar, bir oradan çocuk ya, yaramaz deli. Şöyle büyük bir kafatası düşünün. Bu delikler var, maket. Ufak yaramaz çocuğumuz var ya, bir ağızdan bağırır. Hey baba, buradayım. Buradan falan. Bana böyle bir maket gibi, dolaşıyorum gibi. Böyle için boş bir şey zannediyor, boş. İşi boş. Yani ton 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 ses geliyor. Böyle bir, bütün alem sanki böyle bir alem, kavşak. Sonra bakıyorum ki, ulan bunun üzerine mi hayatımızı kurduk? Bir tanesi gelecek, kebit yaksa tamam, tahta yanacak. Acayip bir şey. Değmiyormuş. Şahsi maneviden çıkan şu hava, hepimiz teneffüs ediyoruz ya, onun için rahatız. Rahat olmanız oradan geliyor. Huzur yok mu şimdi? Hazır olmasa huzur olmaz. Şu anda bir rahatlık varsa, huzur varsa bu şahs manevinin temessülatından oluyor. Tamam mı? Şimdi niye? Bu kadar insanlar adedince burada bulunmayla istiğfar etmiş oluyoruz. İbadet etmiş oluyoruz. Dua etmiş oluyoruz. Hepimiz salıyoruz buraya. Bir şey veriyoruz. Hepsini alıyoruz onunla. Havuza herkes şeyini, buzunu atıyor. Ama herkes havuz kadar istifade ediyor. Veya kibritin var, bir işe yaramaz. Lamba var, bir işe yaramaz. Fitilin var, bir işe yaramaz. Gaz var, bir işe yaramaz. Bir araya getiriyoruz, lamba oluyor, hepimiz istifade ediyoruz. Şahsmanı. Tamam abi bak, dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek,
ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyla-i Kadir gibi kutsi ve ulvi hakikatleri 100 bin el ile aramaktır. Mesela geçen sene burada, öyle zannediyorum. Hiç uyulmamış değil mi Ramazan'da? Aramışlar vakıflar. Mustafa baban mı buradaydı? Eyvallah. He. Sarpmışlar. Sabah aramışlar. Ben de yattım yani zekim burada. Keyif verdi. Çünkü bir nur talebesi yakalarsa herkes derecesine istifade edecek. Çünkü ne diyor bak bir de okuyayım. 40 bin lisan ile tesbih etmektir ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-i kadir gibi kutsi ve ulvi hakikatları 100 bin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki Risale-i Nur şakirtleri Hizmet-i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Keşf ve keramet aramaz. Ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Ve vazife ilahi olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek, müstahak oldukları şan ve şeref ve ezvak ve inayetleri mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekatını ona bina etmez. Halisen, muhlisen çalışırlar. Vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Ben bunu çalışarak geldim ya size. Not aldım. Not alırken etkilendim. Dedim ki, bak o zaman, şimdi de paylaşacağım sizinle. Risale-i Şakirtleri, hizmet-i nuriyeleri velayet makamına tercih ederler. Keşif ve keramet aramazlar. Ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmazlar. Vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve aklını kabul etmek diye devam ediyor. Dedim ki, Allah biliyor. Allah yalan söylense şayet kafir olur. Ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Dedim, öyle durdum. Ne? Dedim, ya Rabbi, ses de al. Yanımda birisi olsa duyacaktı odada. Ya Rabbi, vallahi seni ben anlatayım. Senin ahiretini anlatayım. Dinine hizmetçi olayım. Beni talebe et bunu anlatmaya. Vallahi hiçbir şey istemem senden. Senin zatına. Yani keşifmiş, kerametmiş, velayetmiş. En büyük şeref Allah'a anlatmaktır. Allah ne şeref ya. Mesela ahirette arkadaşlar çoluk çocuğunuzun zarur rızkını gidermek için çalışıyorsunuz. Siz de hadissiniz. Sizin mesleğiniz o değil. İşiniz o. Mesleğimiz Allah'a anlatmak. Ona delil yapayım size. Çünkü bir müstahak gelse fabrikada kendi işini bırakıp veya mesaiden sonra tatil saatlerini ona harcamaz mısın anlatayım diye. Hatta cebinden para verip kitap vermez misin? Hatta dolmuş parasını arabanla getirmez misin? Yani arabaya binme. Ha, bir nur talebesiyiz hepimizin. İşimiz ne dedikleri zaman? İşimiz tekstilci. Mesleği ne? Allah'ı anlatmak. Allah haşere girdi. Siz ne iş yapıyordunuz dedikleri zaman? Ben Allah'ı anlatıyordum. Tamam da işin ne yani? Ek iş bu. Hayır. Ötekisi ektir. Almanya'da, Hamburg'da vizem bitti pasaportum. Yani Schengen değil de pasaportum vakti bitti. Pasaport alacağım. Türk soruyor bana. Ne iş yaparsın dedi. Böyle. Ya bir bahane olsun anlatayım diye dedim ya. Öyle ya. Masada ben yukarıdayım. Dedim ki insan seviyor. Dedi hepimiz seviyoruz. Mesleğini söyler misin? Dedim ya dedim insan seviyor. Durdu böyle bak. Beni seviyor musun dedi. İnsan olduğun için seviyorum. Dedi. Sen gelsene de buraya. Yani işimizle mesleğimiz ayrıdır. Biz nur talebi işimiz, gücümüz. Allah'ı anlatmak. Ek işimiz çoluk çocuğumuzun iyaşesini gidermek. Hayattaki gayemiz bu. Bir ikinci bir delil yapayım vicdanınıza. Yattır, kattır, villadır.
Onun peşinde misiniz? Doğru, vicdanınıza sorun. En cevap olacak. Yani bir namazsızı, bir davasızı, dava sahibi olmasına vesile olmak, bir namazsızı, namaza başlatmaya vesile oldun. Hangi araba senin olsa bu kadar sevinirdin? Ya. İşte bu arkadaşlar. Risale-i Şakirtleri Hizmet-i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Keşf ve kerameti aramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz ve vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek, yani ömrünüz açılsın, herkes beni dinlesin, herkes benden ders alsın, öyle bir problemimiz yok ya. Ne kadar bir şey ya. Mesela deseler ki, ne kadar kişiye vesile oldun, o kadar sevabın var. Öyle yok. Rüştü abim bir misali var. Diyordu ki, rahmetli, ayakkabı tamircisisin diyor. Ya çok insan geliyor, işimiz bu. Ömer dedi, Ömer abi, kasap. Ömer abi de dinlesin, çünkü onun mesleği gibi. Hani cep kitaplarına Risale'den 5-10 tane alayım, ayakkabı tamir ederken adam oturur. İki kelam ederim. Musahit ve muştak olan varsa, o kitabı hediye ederim. Dershane adresini de söylerim. Ama 40 yıl geçmiş, bir tane muştak müşteri çıkmadı. O diyor 40 senelik halis nurçudur. Müşteri gelmesi, gelmemesi Allah'ın işidir. Sen bu düşünceyi yap. O oturma, müşteriler oturduğu yere veya işçiyse cebinde, yandaki mesai arkadaşına iki kelam et. Ya bu dinlemez. Sen ahiret mesuliyetini al. Haşir de sana diyecek ki, sen bana niye anlatmadın? Vallahi sen dinleyecek bir tipten değildin de ben de çekindim. Sana ne? Sen bana anlatsaydın. Ya ben öyle ayaşlar değil, tepeme silahı dayayıp nurcu olanı biliyorum pazarda. Çoğunuz biliyorsunuz. 79'da 80 ihtilali olmadı. Bu soruma cevap verdim, verdin. Ama acayip nurcu. Yani mesuliyetten çıkmak için sen anlat yanındaki. Bir de baktın nakaytan bırak. Başka bir yer okuyorum. 15 dakikam kaldı. 260. 260 paragraf 1. Diyor ki 260. Halimi soranlara derim ki herkes bunu kendisine ders alsın. İbrahim ders anlıyor mu abi? Bak şimdi. Halimi soranlara derim ki, kim? Halimi soranlara. Ustadım halim vaziyeti nedir? Hem nazar, hem erva-ı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Rahmet-i ilahiyle 10 adetten biri indi. 9'u nimet oldu. Baki kalan bir ikisi de 9 menfaati oldu. Ne dedi? Kapattık bu kadar. Geçtin okudun. Bir daha. Ustadım, alo, buyurun. Ustadım, halin vaziyetin nasıl? İyi misin? Diyor ki, bir, nazar. İnsanların gözlerinden çıkan şua. İki, mesela asabi olanlara diyorum yani, araba kullanırken sağlığını. İnsanların gözüne bakmayın. Evde kavga şey olacak değil mi? Münakaşa başladı. Gözüne bakmayın. Eşinizin gözüne bakmayın. Gözden aktarılıyor kalptekiler. Bak birincisi nazar. İnsanın ustadı rahatsız etmiş. İki, erva-ı gayri taibe. Ne demek bunun Türkçesi? Erva-ı habise. Erva-ı habise İbrahim. Nedir? Habis ruh. Kötü ruh. Ruh yani. Nasıl? Nerede bulunur? Bakkalda mı satılır? Nerede olur abim? Merak etti. Bakayım ne anlamışsın. Kötü ruh nedir? Nereden gelir? Nefsen var acı etmiyor. Evet. Havadan gelir mi? Havadan da gelir. Suradığımız havadan da gelir. Kötü her şey. Pis yerlerden gelir mi? Her şeyden Cenab-ı Hak ruh yaratıyor ya, sesten,
suretten, nardan, nurdan, kokudan. Bunların kötü olanından kötü ruhu yaratıldığı için bunların kötü olanı nerede bulunuyorsa o her bir hadise de orada olur. Allah razı olsun. Kaçıncı sözde söylüyor? Nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, gübreden, toprağa her şeyden Allah ruhani yaratıyormuş. Nerede, hangi risale dedi? 15. Kaç? 29. söz. Biraz yakın atsaydın Emre. Şimdi nardan, nurdan, zulmetten, rahiyadan, kokudan, sesten, saftan, eletikten Allah ruhani yaratıyor. Gübrenin müekkel melaikesi yok. Gübrenin müekkeli ervah habisedir. Alilerin müekkeli melaikedir. Habis demiyor. Başka nerede anlatıyor? Ervah habis, mevad-i şeriri. Mevad-i şeriri geçer risalede. Adı yeri. Çünkü diyor ki, bu diyor ervah habise donar, mevad-i şeriri olur. Bu da hastalıklar sebebi. Nedir o? Mevad-i şeriri. Mevad. Mevad-i şeriri. Çok önemli bir yer. Sözler 246. Bu çok şey, mühim de. İmtihan etmiyoruz aşağı tabi de. Abdimize düşmemiş. Ama bu çok önemli. Arkadaşlar, mümessilleri ve sekenesi olan ervah-ı habise. Yani bir geçtiğimiz gübrelikten bazıları itiraz ediyor. O olur mu öyle şey? Kardeşim buna Musa'ya bak. Ustad diyor ki nazardan etkilenir. Ustad rahatsız olur. Hatta atına bile, tarihçi hayatta atına bile yaptılar. Atı dizgirini ustadın elinden çıkmış. Çocuğu ezmiş. Çocuk ölüyor. Ama bayılmış gibi. Durun dedi. Çocuk öldü. Ben bir suya sokayım. Ölürse ondan sonra, ölmüş ondan sonra konuşayım. Sonra Allah onu işte suya sokunca çocuk ayılıyor. Ata yaptılar. 246 sözlerde de söylüyor. Erva-ı gayri taibe. Erva-ı habise demiyor. Tayyip olmayan erva-ı habise. Tayyip olan da var diyor. Öyle bir şey kullanıyor ki. Erva-ı habise diyebilirdi kesin. Kısa. Erva-ı gayri taibe. Erva-ı taibi var. Kokularda yaratılıyor. Şu anda erva-ı taibi var her tarafta. Tuvalette mesela koku varsa orada erva-ı habise olur. Kötü ruhlar koku, kötü kokudan iyi ruhlar iyi kokuya gelir. Mesela misal veriyorum. Çiçek koyun buraya, camı açın, kim gelir? Arı. Pislik koyun camı açın, kim gelir? Sinek gelir. Kendi cinsinden gelir. İşaret-i Cazizye'de de diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Hatta batıl bir mezhep hükmetmiş diyor 13. lemada. Kafir, zındık, münafık, İslam düşmanı ölünce onun ruhu hortlar, şeytan olur diyor. Batıl bir mezhep hükmetmiş böyle diyor. Hatırladınız değil mi hocam? He? Ya. Allahu Ekber. Şimdi arkadaşlar, üç aylarında insanların kafalarında çıkan Kur'an okumalar, mana, üç ay, Ramazan ya, kalplerinde atmosfer değişiyor. Bunu ne zaman anlarsınız biliyor musun? Ramazan'da. Keşke imkanım olsa da. Benim bir her Müslümanıma bunu gösterseydi. Neyi? Ramazan'da Türkiye'de 15 gün yaşayanı bunu 3 günlüğüne almaya Fransa'ya bir götürse. Bu Ramazan'daki bütün insanların teveccühü, maneviyatı, Türkiye'deki atmosfer, yani bu salondaki atmosfer nasıl değişikse Türkiye'nin üzerinde, Müslümanların üzerinde böyledir. Bunu anlamazsınız, anlamayız. Ancak gavur memleketinde olunca anlarsınız. Vallahi billahi sokağından taşına kadar, duvarına kadar hep böyle küfür kokuyor. Çünkü insanların dalgaları. Peki tuğla nedir? Donmuş enerji değil mi? Suyu çekiyor da suyu tuğla çekmiyor mu? Senin duygularını nasıl çekmesin ev? Bu duvardaki duvar suyu atarsanız çekmez mi? Kısmını çeker. Suyu çeken bir duvar senin maneviyatını niye çekmesin, emmesin? Su yemiyor.
atom çekiyorsa bendeki maneviyat da atomun içerisinde proton elektron arasındaki boşluğa giriyor. Şurada atom yok mu? Bak şimdi mektep okudunuz. Bir atomun merkezinde ne var? Merkezine proton çekirdek var. Ona yakın geçen bir şey var. Ne diyorlar? Elektron. Bu ikisi boşluk mu? Duvardaki atom da böyle benim vücudum. Boşluk. İşte maneviyat buraya giriyor. Bu boşluğa. Fiziğin göremediği boşluk diyor. Oysa aktarımlar orada oluyor. Simalar ondan değişik. Niye namaz kılanın siması değişik? Niye gece kalkanın siması değişik? Niye zikir ehlinin ili ve niye surat değişik? Niye değişik arkadaş? Namaz kılanla kılmayan hiç anlamıyor musun sokakta ya? Niçin simalar farklı? Tamam kardeşim, ikiz kardeş. Bir tanesi kılıyor, bir tanesi kılmıyor. Simalar niye değişik? Çünkü simayı meydana getiren atom, merkezinde proton var, onun yakınında geçen elektron var, arası boşluk der fizik. Çünkü göremiyor aletle. Oraya haletlerimiz, hissiyatlarımız, duygularımız, fikirlerimiz nakşediliyor. Oraya da pompalanıyor. Oraya da temessül ediyor. Ve ondan sonra bakıyorsun ki, simaya bak ya. Tamiz adam. Şuna bak ya, suratına bak ya. Aman yarabbi ya. Hapishane kaçkını diyorsun lan. Vampir mi ya, bu mezarlıkta mı kurtladı diyorsun. Demiyor musunuz bazı simalara? La kardeşim, o da fasulyeyi ötmek yiyor. Bu memleket o da elma yiyor. Niye surat öyle de senin böyle? Ya bunun bir maddesel bir boyutu yok mu? İman kardeşim, iman nurdur. İman nurdur, maddedir. Nurani yapmış seni. Aa, onun bir delilini de yapayım. Şu anda huzur yok mu? Bunlar gayb değil ki, vacip değil ki, mahluktur şu andaki huzur. Ruhanilik. 5 dakikam kaldı. Saati görüyorum. Surat niye farklı arkadaşlar? Oraya kaydedeceksiniz. Kaybı. Köyünüzde bir tane 70 yaşında, 75-80 yaşında bir namaz kılanı, alim değil. Namaz kılanı hayal edebiliyor musunuz? Hayal edin. Ettiniz. Simasını bir düşünün. Etmişsiniz. Hiç köyünüzde yaşlı yok mu? Sen var mı? Ettin mi abi? Ettin. Nuraniyetine bak böyle. Namaz kılıyor. Alim değil. Bir de FETÖ'nün suratına bak. Bir bak bakalım. Yani alimlik yok. Namaz siması da var mı? Simadan da mı hiç anlamıyorsunuz? Hiç ya. Fatih diyecek ki niye atladın? Bizim dersler dima, kalbi, fiili aktif ediyor. Dışarıdan kopuk olan ders istemiyor. Ders dışarı ile içerisi eşit olacak. Aklımı da temel edecek, kalbimi de nurlandıracak, hayatıma istikamet verecek. Ve ondan olan olmaya demiyorum. Hiç mi anlamıyorsun? Bir bak bakalım. Sen köyündeki bir namaz kılan dedeye, 75-80 yaşındaki alim olmasın. Sırf namaz kılsın. Mehmet nerede Mehmet? Senin baban buradaydı. Geçen şeyde. Sarık. Bir onun simasına bak. Alim değil adam. Namaz kılıyor. Bir de ona bak. FETÖ'ye bak. Bir hayal et ya, buradaydı adam. Aa, burada. Aa, bu adam bak. Aa, burada. Kaç yaşındasın? 75. Alim değil. Öyle değil mi? Alim değil. Medrese bir şey görmemiş, biliyor. Şunun simasına bak. Allah aşkına ya, namaz kılıyor ya, o kadar değil mi? Belki de bazı şeyleri de sıkıntılı yani, mesela zekatıdır, hacıdır falan vesaire. Ama namaz kılığında şu simanın güzelliğine bak. Sönmeyi okşamıyorum. Bir de FETÖ'nün bak, bunun yanına koy bak. Abdullah bir resim basarsın. Lan asmaya seni be. Açta, burada açta. Bir de istersen kendi resminle aynaya koy. Aynaya FETÖ'yü koy. Ona bir boğul. Ben yapmadığım şeyi söylemiyorum. Allah'a emanet. Ya Müslüman aldanma. Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmak nedir? Aynı delikte iki defa ısırılmaz.
Beni aldattınız mı bir konuda? Suç sizindir. Aynı konuda bir daha siz beni aldatabiliyorsanız suç benimdir. Ahmağım be. Bir bildiği var. Ya Allah'ın bildiği yok tabi. Din belli. Ha? Beni nasıl böyle çomaklar düzeltirsiniz? Bir yanlış yapayım bakayım bu kitaba. Ne dersiniz hemen? Abi bak patrikada diyecek ki abi o taraf şey oldu ya biraz. Yani o şöyle oldu, böyle oldu. Ve çaktırmadan kaynak isteyecekler değil mi? Siz adama ne istemiyorsunuz? Vesaire. Ha, niye söyledim? Usta, nazar, göz, sima, nazar gözüyle değil. Sima, iki, erbağ-ı gayri taybi cihetiyle başına musibet gelmiş. Gönderiliyor, oluyor, bulunuyor mekanlarda. Musibet gelmiş. Bazıları da diyor ki, musibet ile bir günah. Ustad ne yapmıştı? Resulullah ne yapmıştı? Çünkü günah şeylerini terakki ettiriyor. Allah bir insana diyor, bunu söylüyorum kesiyorum. Allah bir insana makam vaat eder, sever bunu. Fakat ameli ona yetişmez. Ne yapar onu? Ameli yetişmeyince sıkıntılara duçar eder. Tamam mı? Sıkıntılara duçar eder. Peki sıkıntılar başka ne yapar bize? Günahımıza kefaret olur. Başka ne yapar? İstikamet gösterir. Başka? Bizi olgunlaştırır. Bir de sıkıntınızı lütfen bir de kusur arayın. Nereden gelmiş? Ada konuşlarınız var mı? Lanet okuyor musunuz eşeğe? Allah Resulü diyor ki eşeğe lanet okumak ahmaklıktır diyor. Allah belanı versin. Tamam mı? Onlar lanetlerden, beddualardan, olumsuzluklardan donmuş enerjidir derdim 10 senede beri. Hatırlar mısın? Bunlar hep enerjidir. Günah donmuş enerjidir. Şeytandır. Günah enerjisi donmuş şeytandır. Şeytan, başka bir şey aramam. Bu ervah habise, tabii. Kardeş gel. Gel abi. Onu takarız.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ما شاء الله وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما خازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ما شاء الله وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة